Evet arkadaşlar, temel giriş çıkış fonksiyonlarının ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde standart io.h kütüphanesinde bulunan diğer io girdi çıktı fonksiyonlarını inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce NetBeans'i başlatalım. Printf ve scanf dışında standart IO kütüphanesinde bulunan fonksiyonlar listelemek gerekirse getChar ve putChar fonksiyonları, get fonksiyonu, getChe fonksiyonu, gets ve putS fonksiyonları, sprintf, scanf de var, fprintf ve fscanf, fgets ve fputs fonksiyonlarını sayabiliriz. Bunlardan getChar, putChar, getChe fonksiyonları karakter düzeyinde işlem yapan fonksiyonlardır. Gets, putS, sprintf, scanf, fprintf ve fscanf fonksiyonları, yine fgets ve fputS fonksiyonları da karakter dizisi düzeyinde işlem yapan fonksiyonlardır. Bunlardan İlk önce karakter düzeyinde işlem yapanları göreceğiz. Temel girdi çıktı uygulamamızın bir kopyasını alıyorum. Copy diyorum. Temel girdi çıktı 2 diyelim. Evet. Temel girdi çıktı 2 projesinin içerisine gidiyorum. Main C. Dosyasını açıyorum. Evet. Şimdi bu dosyanın içeriğini boşaltacağım ve bir adet karakter değişken tanımlayacağım. Int char ch dedim. Karakter değişkenimin adı CH olsun. İlk önce putChar ve getChar fonksiyonlarını görelim. PutChar fonksiyonu getChar fonksiyonundan bahsedeyim. GetChar fonksiyonu kullanıcıdan bir karakter değer okur ve bu okuduğu karakter değeri bize geri döndürür. Mesela CH eşittir getChar dediğimizde programın akışı kullanıcı bir karakter değer girinceye kadar durur. Kullanıcı karakter değer girdiğinde Enter'a bastığı anda kullanıcının girdiği karakter değeri CH isimli karakter değişkende depolanır. Depolanan bu karakter değişkenin değerini printf ile yazdırabiliriz değil mi? Printf %c girdiğiniz karakter eşittir %c diyebiliriz. CH. Bunu çalıştırdığımızda program şu satırda duracak. Program şu anda bir karakter girmemizi bekliyor. Mesela büyük G girdim. Enter'a bastım. Printf içerisinde girdiğiniz karakter eşittir büyük G dedi. Şurada yeni satıra geçmesini sağlayayım. Tekrar çalıştırayım. Mesela ünlem karakterini gireyim. Girdiğiniz karakter ünlem dedi. Gördüğünüz gibi.
Geçer fonksiyonunun kullanımı bu şekilde. Geçer fonksiyonu kullanıcının aldığı karakter değeri bize geri döndürüyor. Geçer fonksiyonun karşılığı putchar. Nasıl printf'in karşılığı scanf, scanf'in karşılığı printf, geçerin karşılığı da putchar. Putchar da bir karakter değişkeni alıyor ve o karakter değişkeninin değerini karakter olarak ekrana yazdırıyor. Sayısal olarak değil de karakter olarak ekrana yazdırıyor. Mesela putchar değişkenini şu şekilde kullanabilirsiniz. Şu printf'i şu şekilde değiştiriyorum. Sadece girdiğiniz karakter yazdırırsın. Karakterin değerini yazdırmayı da putchar fonksiyonuna bırakalım. Putchar ch. Şimdi ne yapacak? İlk önce printf ile girdiğiniz karakter metnini yazdıracak. Daha sonra da putchar ch ile karakterin değerini yazdıracak. Uygulamayı çalıştırırsak yine bir karakter değer girmemi bekliyor. Büyük H girdim. Enter'a bastım. Girdiğiniz karakter eşittir H dedi. Putchar hem karakter değerlerle çalışır hem sayısal değerlerle çalışır. Putchar 10 dediğimde mesela bu şunla aynıdır. Putchar newline. 10 sayısının karşılığı newline karakteriydi. Putchar 10 ile putchar newline bize aynı şeyi söyler. Bir alt satıra geçirmesini sağlar. Örneğin putchar newline karakterini koyduğumuzda, yeni satır karakterini koyduğumuzda özel bir karakterdi. Bir alt satıra geçirmesini sağlıyordu hatırlıyorsanız. Şimdi karakteri yazdırdıktan sonra bir alt satıra geçildiğini göreceksiniz. G yazdım. Girdiğiniz karakter G dedi. Bir alt satıra geçti. Gördüğünüz gibi. Peki bunun yerine putchar newline yerine putchar 10 koysaydım ne olacaktı? Yine G karakterini girip Enter'a bastım. Yine aynı şekilde girdiğiniz karakter G dedi. Alt satıra geçti. Putchar karakterinin kütüphane fonksiyonu çalışma şekli bu. Bunun dışında getChar benzeri iki adet fonksiyonumuz var. Bunlardan ilki get fonksiyonu. Get fonksiyonuna geçmeden önce klavye ara belleği kavramından bahsetmek istiyorum. Klavye ara belleği, keyboard buffer dediğimiz şey klavyeden girdiğimiz metnin geçici bir bellekte depolanmasıdır. Ve biz Enter tuşuna basıncaya kadar o metin bu bellekte tutulur. Enter tuşuna bastığımızda klavye ara belleği sıfırlanır. Getchar klavye ara belleğini kullanan bir fonksiyondur. Dolayısıyla karakter girdikten sonra Enter tuşuna basmamızı bekler. Peki biz kullanıcı bir karakter girdikten sonra Enter tuşuna basmak istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Kullanıcı karakteri girer girmez o karakterin değerini girdiğiniz karakter şu diye göstermek istediğimizde ne yapacağız? O zaman get fonksiyonunu kullanabiliriz. Şurada getChar yerine getChar'ı yorum haline getireyim arkadaşlar. CH eşittir. Geç'i kullanacağım. Bunu kullandığımda geç fonksiyonu klavye ara belleğini kullanmayacağı için
Ben herhangi bir karaktere basar basmaz o karakterin değeri yazdırılacak. Mesela G dedim. Girdiğiniz karakter G dedi. Ve yazdığım karakter de geç fonksiyonunda gösterilmedi. Yani ben G karakterini girdim. Girdiğiniz karakter G dedi ama G harfine bastığında bunu göremedim. Get fonksiyonu bu şekilde çalışır. Getçe fonksiyonu eğer girdiğim karakteri gördükten sonra hemen karakteri girer girmez karakter değerini yazdırmak istiyorsam enter tuşuna basmadan o zaman getçe fonksiyonu kullanacaktım. Bu da yine klavye arabelliğini kullanmayan fonksiyonlara örnektir. Yani girdiğimiz karakterden sonra enter tuşuna basmadan hemen kontrolü tekrar yeni programa bırakır ve o girdiğimiz karakter değerini döndürür. Fakat bunun getch fonksiyonundan tek farkı, getch fonksiyonundan tek farkı girdiğimiz karakteri ekranda göstermesidir. Bunu çağırdığımızda yine tekrar G karakterine basacağım program çalıştığında. Bakın girdiğiniz hem G'yi gösterdi burada hem de girdiğiniz karakter G dedi. Getcher fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor. Getcher fonksiyonu klavye arabelliğini kullanıyor. Klavye arabelliğini kullanması ne demek? Getcher'ı tekrar çalıştırıyorum. G'ye bastım. Hiçbir şey yok. Enter'a basmamı bekliyor benim. Enter'a bastığımda girdiğiniz karakter G dedi. Tekrar üzerinden geçiyorum. Get fonksiyonu daha farklı bir şekilde çalışıyor. Get fonksiyonu ben karakteri girer girmez hemen girdiğiniz karakter diye gösteriyor ama giriş yaptığım karakteri göstermiyor. Bunu mesela oyunlarda kullanabilirsiniz. Geç fonksiyonunu. Neden? Kullanıcının bastığı tuşları ekranda göstermenize gerek yok. Sadece o tuşun hangi değer olduğunu bilmeniz yeterli. Dolayısıyla geç karakterini kütüphane fonksiyonunu küçük oyunlar yazarken kullanıcının bastığı tuşları algılayabilmek için ve ekrana yazdırmadan algılayabilmek için kullanabilirsiniz. Getch fonksiyonu. Getch fonksiyonunun üzerinden tekrar geçeyim. Getch fonksiyonunda da farklı olarak bu sefer kullanıcının bastığı karakter hem gözüküyor hem de enter'a basması beklenmeden karakter değerini girer girmez ne yapıyor? Girdiğiniz karakter eşittir G çıktısını veriyor. Putchar, getchar, getch ve getchen'in kullanımı bu şekilde. Ben şunu şu şekilde yapayım. Bunun dışında burada anlatacağım getch ve puts fonksiyonları. Getch ve puts fonksiyonları scanf'in yapamadığı bir şeyi yapıyor getch fonksiyonu. Ne yapıyor? Mesela bir önceki videoda char, ad, soyad isimli bir karakter dizisi tanımlamıştım. Ve bu karakter dizisi için kullanıcıdan değer okumaya çalışmıştım. Scanf ne yapmıştı? Ben adımı soyadımı Tevfik Kızılören olarak girdiğimde Scanf içerisinde %s parametresini kullanmama rağmen adımdan sonrasını kabul etmemişti. Çünkü Tevfik'ten sonra gelen boşluğu metnin sonu olarak algılamıştı ve ad soyad karakter dizisinin içerisinde sadece adımı depolanmıştı. Soyadımı göz ardı etmişti. Eğer adımın soyadımın tamamını algılamasını istiyorsak scanf yerine getes kullanmalıyız. Getes'in çalışması şu şekilde: ad soyad
Bunu dediğimizde şu noktada uygulamamız kullanıcıdan bir karakter dizisi girmesini bekler. Getes çağrısı yapıldığında girdiği karakter dizisinin değeri ad soyad isimli dizinin içerisine kopyalanır. Bunu hemen örnek olarak çalıştırayım. Ve ad soyadın değerini yazdıralım. Puts fonksiyonu da ad soyad değerini yazdırır. Printf girdiğiniz ad soyad dedim. Alt satıra geçelim. Puts ad soyad. Şimdi bunu çalıştırdığımda tabi ilk başta yine getChar çalışacak. GetChar için karakter girmemizi bekleyecek. Karakteri girdikten sonra girdiğiniz karakter diye putchar'ı çalıştıracak. R'ye girdim mesela. Enter'a bastım. Girdiğiniz karakter dedi. Burada bir klavye ara belleğini boşaltmamız gerekiyor. Fflush std in komutunu vereyim. Bu klavye ara belleğini boşaltmamızı sağlıyor. Daha sonra uygulamayı tekrar çalıştırayım. T harfini girdim. Girdiğiniz karakter T dedi. Adımı soyadımı giriyorum. Tevfik Kızıl Ören dedim. Enter'a bastığımızda girdiğiniz ad soyad Tevfik Kızılören dedi. Şurada kullanıcıyı yönlendireyim ben. Printf adınızı ve soyadınızı giriniz. Tekrar uygulamayı çalıştırıyorum. J karakterine girdim. Enter'a bastım. Girdiğiniz karakter J dedi. Daha sonra da adınızı soyadınızı giriniz dedi. Adımı soyadımı gireyim. Tevfik Kızılören. Enter'a bastığımda girdiğiniz ad soyad Tevfik Kızılören dedi. Gördüğünüz gibi scanf'in yapamadığını getes ve putes fonksiyonları bizim için yaptı. Putes kullanmayabilirdik. Putes kullanmasaydık ad soyadı nasıl yazdırırdık? Printf %s ad soyad diyebilirdik değil mi? Ne yapardı? Ad soyadı yazdırırdı. Bununla putes aynı şeyi yapar. Yine uygulamayı çalıştırıyorum. Buradaki fflush std'nin ne yaptığını az sonra açıklayacağım. E dedim. Enter'a bastım. Girdiğiniz karakter E dedi. Alican diyorum ad soyad olarak. Enter'a bastım. Girdiğiniz ad soyad Alican. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Alican değerini bu sefer ad soyad değerini printf ile yazdırdık. Buradaki fflush std'nin yaptığı şey şu. Klavye ara belleğinde daha önce girilmiş değerleri boşaltmak. Eğer bunu yapmasaydık burada newline karakteri olduğu için klavye ara belleğinde getes fonksiyonu direkt olarak bu newline karakterini görecekti. Ki gördü de zaten uygulamamız yanlış çalıştı hatırlıyorsanız. Ve ad soyada hemen o newline karakterini atacaktı ve ad soyadın içeriği boş olacaktı. Ad soyadın içeriğinin boş bir şekilde zaten ekrana yazdırdığını da gördünüz. Hiçbir şey yazdırmadığını gördünüz. Uygulamanın sonlandığını gördünüz. O yüzden bu newline karakterini klavye ara belleğinden temizlememiz gerekiyor. Bunu da fflush komutuyla yapıyoruz.
özel bir kütüphane fonksiyonu. Üzerine sağ tıklarsanız bunun Flash fonksiyonunun standart I/O header dosyası içerisinde olduğunu görürsünüz. STD in dediğimiz şey standart input. Standart input özel bir akıştır, özel bir dosyadır. Dosya işlemlerinde göreceksiniz tam olarak ne işe yaradığını. Standart girdiği temsil eder. Standart girdi klavyedir arkadaşlar. Yani STD in gördüğünüzde aklınıza klavye gelmeli. Klavyeyi sıfırla gibi düşünebilirsiniz bu komutu. Klavye ara belleğini temizle olarak düşünebilirsiniz. Bu komutu verdiğimizde getis fonksiyonunun düzgün bir şekilde çalıştığından emin olabilirsiniz. Getis fonksiyonu çok önerilen bir fonksiyon değildir. Tamam, scanf'in yaptığını yapar ama çok önerilen bir fonksiyon değildir. Özellikle yeni derleyicilerde gets yerine fgets ve puts yerine de fputs fonksiyonlarının kullanılması önerilmektedir. Bu fonksiyonların kullanımını dosya işlemlerimin bölümünde anlattım. Oradan takip edebilirsiniz. Çok benziyor aslında. Fgets ve fputs fonksiyonları, gets ve puts fonksiyonlarına çok benziyor. İlgili bölümü takip ettiğinizde zaten onların kullanımlarını çok rahat anlayacaksınız. Ama şu anda gets ve puts fonksiyonlarını bilmeniz yeterli. Onun dışında fprintf ve fscanf fonksiyonları da genelde dosya işlemleriyle alakalı. sprintf ve scanf fonksiyonları da bunu şu şekilde düzelteyim. Daha çok belli bir karakter dizisini okuma ve yazma işlemi yapmak için kullanılır. Bunun kullanımını da şu anda görmeyeceğiz. Sprintf ve scanf fonksiyonlarını karakter dizileri bölümünün içerisinde inceliyor olacağız. Şu anda gets, puts, getchar, putchar, geç ve getche fonksiyonlarının kullanımını bilmeniz yeterli. Tabii printf ve scanf'i de gördük. Bunlarla hemen hemen bütün konsoldan okuma, konsola yazma işlemlerini yapabilir durumdasınız artık. Klavye ara belleğinin ne olduğundan bahsettim bu bölümde. Klavye ara belleğinin bilmeniz önemli. Enter tuşuna basıncaya kadar klavye ara belleği temizlenmiyordu. Enter tuşu varsa, basılmışsa klavye ara belleğini kullanan fonksiyonlar klavye ara belleğindeki değerleri okuyorlardı. Tabi klavye ara belleğini kullanmayan fonksiyonlar da vardı. Mesela geç ve geçe fonksiyonları gibi bu fonksiyonlarda herhangi bir tuşa karakteri basar basmaz o karakteri geri döndürüyorlardı ve program içerisinde kullanabilmemizi sağlıyorlardı. Evet. Temel girdi çıktı işlemleriyle alakalı, temel girdi çıktı fonksiyonlarıyla alakalı anlatacağım şeyler bu kadar. Bundan sonraki videoda bölüm sonu sorularına bir veya iki tanesini çözeceğiz. O videoda görüşmek üzere.